İyi akşamlar arkadaşlar. Model şirketimiz Smart Güneş Enerjisi. Bir hanımefendi kardeşimiz, arkadaşımız talep etmiş. Değerlendirelim. Ama arkadaşlar 40 kere söylüyorum. Mesela açın bu şirket özellikle, bakın arkadaşlar, özellikle yenilebilir güneş enerji sektöründe veya enerji sektöründe, hizmet değil, üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin girdileri tamamı, neredeyse tamamı ithalata dayalı girdilerdir arkadaşlar. Yani bunlar hizmet veya ticari faaliyet, üretim yapabilmeleri için girdileri, üretim malzemeleri tamamen ithalata dayalı emtialardır, ham maddelerdir. Dolayısıyla döviz cinsinden alırlar, yurt içine TL cinsinden, yurt dışına TL artı döviz cinsinden tahsilatlarını yaparlar. Nedense arkadaşlar, ben ısrarla üzerinde duruyorum, duracağım da artık. Yani finansal okurlukta küçük yatırımcı, hani alfabenin A'sından başlayacak finansal okurluk. Öyle yarım yamalak finansal okurluk olmaz arkadaşlar. Yani burada biz, ben şirket değerlendiriyorum. Bu bile yeterli değil arkadaşlar. Hani birçok arkadaş uzun videoların uzunluğundan, şirket değerlendirmek o kadar basit, o kadar hafife alınacak bir şey değil arkadaşlar. Yani temel analizin nereden başlayıp nerede sonlandığını lütfen araştırın. Yani bir şirketi değerlendirmek en az 5-6 saatinizi, hatta bir gününüzü alır. Bakmayın, burada hobi olarak ben önemli yerlerini geçiyorum. Daha başlamış değilim yani. Ben finansal okurlukta size bir şey vermiş pek sayılmam. Evet, bu şu ana kadar verdiklerimden birçok arkadaş faydalanıyor. Ama daha başlamadık arkadaşlar. Daha hiçbir şeye başlamadık. Ama sağlıklı bir değerlendirmede sağlıklı veri akışıyla olur. Şimdi bakın, bu arkadaşın, açın ek bilgilerine, PDF dosyasına, mesela İhracat deyin. İhracat geliri elde edebilmek için yapmış olduğu bir sürü masrafları size koyar. İşte satış, pazarlamada, işte ihracat, navlon, gümrük. Bunları versen ne olur, vermesen ne olur? Yatırımcının bununla hiçbir, uzaktan yakından alakası, ilgisi yoktur. Ama senin bu masrafın karşılığında yurt dışından döviz cinsinden TL'ye çevrilmiş ihracat gelirlerin değerlendirme açısından son derece önemlidir. Yine bu ihracat gelirini elde etmek için almış olduğun dışarıdan yurt dışı ithalat giderlerin şirketinin değerlendirilmesi açısından son derece önemlidir. Evet. Yatırım yaptığınız şirketlere veya yapacağınız şirketleri, bunları sorgulayın arkadaşlar. Bir kere şirketiniz dış ticaret işlemlerini var mı? Ve eğer varsa bunu kamuoyuyla ve yatırımcılarıyla paylaşıyor mu, paylaşmıyor mu? Bunu paylaşmak zorundalar. Bakın, ben sizden keyfi bir şey istemenizi söylemiyorum. Ben bunu resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle, kanunla birlikte ortaya koydum. Bunu ben söylemiyorum. Resmi gazete söylüyor.
Kaldı ki kamu gözetim ve SPK finansal raporların ve ek bilgilerin düzenlenmesi doğrultusunda bir form göndermiş. Form. Demiş ki bu forma uyacaksın. Arkadaşlar, vermemekte ısrar ediyorsa siz almakta ısrar edeceksiniz. Yani sizi artık bu televizyon kanallarında, sosyal mecrada canım küçük yatırımcı da finansal okurluğu yok diye kendinizi kum torbasına çevirtmeyin. Asıl finansal okurluğu yok diyenlerin ne kadar finansal okurluğa sahip olduklarını siz ortaya koyun arkadaşlar. Hani dinime söven Müslüman olsa misali. Ve arkadaşlar, şimdi kanalımı takip eden arkadaşlardan benim bir istirhamım var. Bakın ben YouTube'a abone olun, efendim takip edin diye bugüne kadar tek kelam etmedim. Fakat bu benim ya 4. ya 5. sosyal sayfam arkadaşlar. X. Çok fazla da sosyal medyayı kullanan bir yapım yok. Hani bazı arkadaşlar yazıyorlar, diyorlar ki ya biz sizi geç bulduk. Beni geç bulmalarındaki sebebin en büyük nedeni benim sosyal mecradaki sayfalarım şikayet edilip kapattırılıyor. Gerekçe de şu: toplum kurallarına aykırı davrandığımdan. Ben sövmem, ben hakaret etmem. Ben işte YouTube'daki paylaştığım şeyleri paylaşırım arkadaşlar. Aslında YouTube'u da kapattıracaklar da. YouTube bu X kadar basit bir yapı değil. Burada 10 kişi bir araya gelsin, birini şikayet etsin. 10 kişi, yani şikayetçi sayısına bakıyor. 10 kişi şikayet etmişse bu diyor bir halt yemiştir diyor. Tak kapatıyorlar sayfayı. Ama YouTube şikayetin gerekçesini belge ve bilgiyle istiyor. Hani sen diyor bu adamın diyor toplum kurallarını ihlal ettiği doğrultusunda bir iddiada bulunuyorsun. Nedir o diyor, bana bir göster diyor. Tabii böyle bir şey olmayınca YouTube sallamıyor. Peki niçin benim bu 4. 5. veya niye sürekli kapattırılıyor, şikayet ettiriliyor? Arkadaşlar, yani onu da siz artık bilin lütfen. Lütfen onu da siz bilin. Niçin benim sosyal sayfalarım 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi neyse bir araya gelerek kapattırılıyor? Onu da siz tahmin edin. Evet, küçük yatırımcının YouTube kanalıma erişmesini, ulaşmasını, bilmesini engellemek için benim sosyal sayfalarım şikayet ettirilerek kapattırılıyor. Benim amacım ne arkadaşlar? Benim amacım bilinçli, ekseriyeti bilinçli yatırımcıdan teşekkür eden bir kitleye sahip olabilmek Borsa İstanbul'da. Niçin? İşte arkadaşlar, hani siz sanıyor musunuz küçük yatırımcının finansal okurluğunun geliştirilmesini çok isterler? Sonra kime malı hisseyi yukarıdan pazarlayacaklar? Ya da yukarıya tepelere çıkmış hisseleri kime satacaklar? Unutmayın. Borsada birileri kazanıyorsa muhakkak birileri kaybediyor. Herkesin aynı anda kazanması mümkün değildir. Ya siz kazanacaksınız ya onlar kazanacak. Hem onların hem sizin kazanması borsanın tabiatına aykırıdır. Böyle bir şey yoktur. Ceviz ağacı bir tanedir.
Cevizin üstündeki cevizlerin adedi bellidir. Ya o cevizleri cevizler olduğunda dokuyup onlar toplayacak ya siz dokuyup toplayacaksınız. Hem onların hem sizin ağacın tepesindeki tüm cevizleri toplama olanağınız yoktur. En fazla cevizi alan o günün kârlısıdır. O sezonun kârlısıdır. Evet, arkadaşlar, adresimi görüyorsunuz. Lütfen YouTube abonesi olan veya üye takip eden arkadaşlar X hesabında takibe alın, destek verin. Burası ne kadar güçlenirse o kadar fazla küçük yatırımcıya ulaşabiliriz. Ne kadar fazla küçük yatırımcıya ulaşabilirsek borsamızın derinliğini o kadar fazla artırabiliriz. 3 kişi, 5 kişi bir araya gelip diledikleri hisseye diledikleri fiyatı belirleyip küçük yatırımcının elinden ucuza mal alıp yukarıdan mal satmaları o derece o denli zorlaşır, güçleşir arkadaşlar. Yani spekülatif hareketlerin, manipülasyonun önüne ne kadar bilinçli yatırımcı sayısı artarsa o kadar önüne geçmiş oluruz. Evet, gelelim şirketimizin değerlendirilmesine. Önce gidelim bu arkadaşın ortak ve şirket karlılık oluşumuna bir bakalım. Evet, varlıklarının getirisi %45 oranında artarken ortak getirisi %451 yüksek oranda. Evet, ilk etapta küçük yatırımcı için koşul yerine gelmiş. Bakıyoruz şirket karlılığın oluşumuna, her ne kadar aktif hızı, aktif devir hızı %17 gerilemiş olmuş olsa da satış karlılığı %75 oranında artış sağlamış. Katkı payı yüzdesi %5 oranında azalırken emniyet marjı %61 oranında artmış. Ortak karlılığına bakalım. Borçların öz kaynaklara oranı %98 gibi çok yüksek oranda artmış. Varlıklarının getirisi %45 oranında artmasına istinaden borçlarının maliyeti %24 azalmış. Finansal kaldıraç işletmenin lehine gerçekleşmiş. Karlılık kaldıracı %279 oranında artarken net ortak karlılığı %615 oranında artmış. Çerçeve güzel. Küçük yatırımcı için İdeal bir görünüm sergiliyor. Ve biz bunu detaylı olarak inceleyelim. Toplam aktif içerisinde dönem varlıkların payı yaklaşık %85'ten %67,5'a gerilerken reel olarak %95,5 oranında artmış. Toplam aktifler içerisinde sabit kıymetlerin payı %15'ten %32,5'a yüksek oranda artarken reel olarak %425 oranında artmış. Duran varlıkların öz kaynakları oranı %45,5'tan cari dönemde %161'e artmış. Bakıyoruz maddi duran varlıkların toplam aktifler içerisindeki payı %19, birikmiş amortismanlarınki çok düşük ve öz kaynakları oranı %56. Efendim, kısa vadede üretim kapasitesini artırmak için bir yatırım yapma gereksinimi duymuyor. Dönem varlık bileşenlerine baktığımızda bakalım
Trafikten takip edelim. Hazır değerler azalmış, ticari alacaklar azalmış, stoklar çok cüzi artış göstermiş. Efendim, toplam aktifler içerisinde nakitlerin ve benzerlerinin payı %9'dan 5,5'a gerilemiş. Likidite fazlası, atıl kapasitede bir nakit, sıcak para fazlası varmış. Ondan da menkul değerlere yatırım yapmış. Fakat bu hazır değerleri biz nakit akım tablosunda artıp azaldığı bizim için önemli. Evet, her ne kadar hazır değerler toplam reel olarak artmış gibi gözükmüş olsa da aktifler içerisinde 190.886.000 TL aslında hazır değerleri azalmış. Peki, bunları nasıl fonlamış, nasıl finanse etmiş? Borçlarına bakalım. Varlık finansmanında toplam yükümlülükler içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı %62'den %60,5'a yavaşça. Varlık finansmanında toplam yükümlülükler içerisinde uzun vadeli yabancı kaynakların payı ise %4,5'tan %19'a yüksek oranda, reel olarak da %9,43 oranında artmış. Şirket varlıklarını %60,5 oranında kısa vadeli yabancı kaynaklarla, %19 uzun vadeli yabancı kaynaklarla, %20 öz kaynaklarıyla fonlamakta. Varlık finansmanında toplam borçların payı %66,5'tan yüzde yaklaşık 80'e artarken, öz kaynakların payı %33,5'tan %20'ye gerilemiş. Varlık finansmanında toplam borçların payı %80, öz kaynakların payı %20, finansman açısından son derece kritik bir durum söz konusu arkadaşlar. Şöyle ki, işletmenin toplam borçları öz kaynaklarının yaklaşık 4 kat üzerinde seyretmekte. İleride en ufak bir krizin ayak seslerinde şirket zor durumda kalma ihtimali ve potansiyeli taşımakta. Kısa vadeli yabancı kaynak yapısına bakalım. Maliyeti yüksek finansal borçların payı %10'dan %17,5'a, reel olarak %330,5 oranında artarken, ticari borçlarının payı %26,5'tan %22,5'a gerilemiş. Daha kapsamlı, daha detaylı bakalım. Evet, işletmenin bir önceki dönem 77 milyon bir yabancı para pozisyon açığı söz konusuyken, aradan geçen bir yıl zaman zarfında 740 milyon bir yabancı para fazlalığı yaratarak cari dönemde 663 milyon yaklaşık bir yabancı para fazlalığı yaratarak açığı kapatmış. Finansman kaynaklarında kısa vadeli değişiklik de ne yazık ki finansmanda öz kaynağın katkısı %39,5 oranında azalırken borçların payı yaklaşık %20 artmış. Net işletme sermayesi %25 azalmış. Şu ana kadar söylediklerim işletme açısından aleyhine gelişmeler. Bitmedi. Maliyeti yüksek finansal borçların kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisindeki payı %79,5 oranında artarken net
maliyeti yüksek finansal borçlar çok yüksek oranda artmış. Ve bir başka olumsuzluk, ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması da %26,5 oranında azalmış. Yani finansman açısından son derece zayıf bir durum içerisinde. Öz kaynaklarına bakalım. Bu arkadaş %98 sermaye artırımına gitmiş. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kâr payı belirgin bir şekilde artarken öz sermaye kârlılık payı da hızlı ve yüksek oranda artmış. Toplam öz kaynaklar %28,5 oranında ödenmiş sermaye, %41,5 oranında da içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtmadığı yedek akçelerden teşekkül etmekte. O da ne yazık ki arkadaşlar eksi bakiyede. Geçmiş yılların kâr zararı da eksi bakiyede. Bundan sonra ne yapacak arkadaşlar? Yani ne yapması gerekir? Öz kaynaklarını güçlendirmesi gerekir bu şirketin, çünkü varlık finansmanında payı toplam borçlara göre çok düşük seyretmekte. Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmeli. Yani şimdi bakacağız fon, düzeltiyorum, nakit akış tablosuna. Bedelli sermaye artırımı gelebilir mi? Öyle bir potansiyel taşıyor mu? Ona da bakacağız. Ama şu %80 toplam borç, %20 öz kaynak, maliyeti yüksek finansal borçların kısa vadeli yabancı kaynak içerisinde yüksek oranda artışı, net finansal borçların yüksek oranda artışı, hani bu arada yatırımcıyı da çok fazla tedirgin edici ifadeler kullanmak istemiyorum ama yatırım açısından arkadaşlar, yani hisse senedi yatırımcısı açısından çok makbul olan, çok kabul edilen bir görünüm olmadığını ifade ediyorum. Sadece bu şirkete göre değil, hangi şirket olursa olsun. Yani özellikle bundan sonra öz kaynakları güçlü olan, ya küçük yatırımcı hisse senedi seçerken öz kaynakları güçlü olan şirketleri tercih etmeliler arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Gelelim gelir tablosuna. Satın almanın maliyetini düşürmüş fakat faaliyet giderleri artmış. Finansman giderleri bir önceki yıldan stabil kalmış. Dolayısıyla esas faaliyet karlılığını bir önceki yıla göre artırmış. Dönem karını artırmış ve FAVÖK artmış. Satışlarının her 100 TL'sinin otofinansmana aktarılacak ya da ortaklara dağıtılacak payı özür dilerim, 0,29 kuruştan 1,5 TL'ye çıkmış. Nakit akım tablosuna bakalım. Şirket işletme faaliyetlerinden dönem sonu nakit artışı %790,5 artarken ne yazık ki operasyonlardan, esas faaliyetinden nakit sonu, dönem sonu nakit artışı ne yazık ki %289 azalmış. Efendim, evet, satışlardan giren nakitten maliyetini karşılayabildiğini görüyoruz. Şirket mevcut kapasitesini korumak veya artırmak için bir dizi yatırımlar yapmış. Bu yatırımlardan da
1.495 milyon nakit açığı vermiş. Bu gayet olağandır. Yatırıma giden şirketlerin, yatırım yapan şirketlerin nakit açığı vermeleri son derece olağandır. Peki, finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %166 oranında azalmış. Peki bu bize ne diyor, ne anlatıyor? Bunların üzerinde defalarca ben ısrarla anlattıydım. Hadi bir daha anlatalım. Bakın okuyalım. Ne diyor? Hani somut olarak ben görün diye. Oranın %100'den büyük oluşu işletmenin esas faaliyetlerinden verdiği nakit açığı nedeniyle borçlanma ya da nakden sermaye artışı gerekliliği duyduğunu gösterir. Eğer oran %100'ün üzerinde olmuş olsaydı. Evet. Oranın %100'den küçük oluşu faaliyetlerden elde ettiği nakit girişlerini, yatırımlarını karşılayamadığı varsayılır. Zaten açık vermiş. Faaliyetlerden nakit girişi. Bırak karşılamayı, zaten açık vermiş. Devam edelim. İşletme yatırımlarına ihtiyaç duyduğu nakdi hisse senedi ihraç ederek ya da borçlanarak elde etmektedir. Ha, bakalım öz kaynaklarına gidelim bakalım. Hisse senedi ihraç bilir mi? Evet arkadaşlar. Bu arkadaş her iki dönemde de hisse senedi ihraç etmiş. Şimdi bunların bir de geri ödemeleri olacak. Yani ne yapmış? Ekstra hisse senedi çıkartmış. Bakın 306 milyondan 605 milyona çıkartırken o arada ne yapmış? Hisse senedi ihracında bulunmuş. Yani satmış belli bir süreliğine ama bunun karşılığını o günü dolduğunda bu ihraç primlerinin o alanlara sattıklarına takır takır geri ödemeleri olacak. Ha, işte o zaman ne olacak? Bunu o gün geldiğinde şirketin almış olduğu kararla göreceğiz. Karar alacak bir şey yok. Paşa paşa ödeyecek tabii. Yani ne karar alacak? Günü geldiğinde ödeyecek. Ne dedik? İşletme yatırımlar için ihtiyaç duyduğu nakdi hisse senedi ihraç ederek ya da borçlanarak elde etmektedir. Hem borçlanmış hem de hisse senedi ihracında bulunmuş. İkisini bir arada yapmış. Bu yatırımların işletme faaliyetinin yanı sıra borçlanma ve öz sermayesinde de desteklediği varsayılırsa işletmenin büyüme eğiliminde olduğu söylenebilir. Yani şirket büyüme yolunda olan bir şirket. Nakit akışındaki gelişmeler de zaten bize onu söylemekte. Nakit akım tablosu size hiç bunları bahsetmezler arkadaşlar. Geçmiş videolarda var. Nakit akım bir hesap döneminde meydana gelen para akımı, para girişi ve çıkışları yani tahsilat ve ödemelerinden kaynaklı kullanılan yerleri birlikte gösterir. Şimdi niçin önemli? Bakın arkadaşlar, size şirketleri direkt falanca şirket falanca dönemde şu kadar kar açıkladı diye değerlendirme yapıyorlar. Hani bu değerlendirme stratejistler falan filan var ya, hemen
manşet veya sayfalarında falanca şirket bilançolarını açıkladı. Dönem karı bilmem ne kadar. Arkadaşlar en tehlikelisi biliyor musun? En tehlikelisi. Bu bir algı operasyonudur. Adam yalan söylemiyor. Doğru. Yemin etse karnı ağrımaz. Ama bu son derece yanıltıcı bir açıklamadır. Niçin? Bakın. Niçin olduğunu şurayı iyi okuyun arkadaşlar. İşletmenin kar elde etmesiyle para mevcudunun azalıp çoğalması ayrı gelişmelerdir. Yani kar eden şirketin para mevcudunun arttığı ya da azaldığı demek anlamına gelmez. Bunu nakit akım tablosunda ancak görebilirsiniz. Evet, bu konu üzerinde çok durduyduk. Gene çok uzun video oldu. Şimdi bakalım. Arkadaşlar, Beniş M skorunu lütfen okuyun. Ben bir şey demeyeceğim. Açıklanan bilançolar doğrultusunda M skoru böyledir. Budur. Yapın hesabını. Son derece basittir. Herkesin uygulayabileceği bir şeydir bu. Değerlendirmeyi siz yapın. Ben değerlendirmeyeceğim. Ama son derece önemlidir. Size gösterdim. Peter Lynch bile bunu kullanıyor sayfasında. Gerek yurt dışı piyasalarda gerekse yurt içi kendi piyasalarında bütün dünyada kullanıyor. Evet, şirket işletme verimliliğini %840,5 oranında 426 istihdam sağlayarak yükseltmiş. Bu güzel. Bakın, bu güzel. İşletme verimliliğini şirket ne şekilde artıyor veya azalıyor? Buna son derece dikkat edin. Çünkü bir sonraki bilançonun da bu aynı zamanda göstergesidir arkadaşlar. İpucudur. Ya dedim ya, sayenizde size bir şeyleri anlatabilmek için piyasadakileri hakikaten gerçekten uzman yaptık. Şimdi alayı sayfalarında bunları paylaşacaklar, size de parayla satacaklar. Tamam mı? Şirket işletme verimliliğini 426 istihdam sağlayarak %840 oranında artırmış. Peki bu bize gelecek bilançolar için neyin ipucunu veriyor? Belli ki şirketin iş hacmi gelişmekte. İş hacminin gelişmesiyle birlikte personel yetersizliği var. Ve 846 iş gücüne göre istihdam sağlayarak, iş gücü işveren sağlayarak iş verimliliğini yükseltmiş. Mükemmel. Demek ki bu şirketin önümüzdeki dönemlerde de satışlarını artıracağının buradan ipuçlarını görüyoruz. Niçin? İş hacmi genişlemiş ha. Kar eder, zarar eder. Onu bilemeyiz. Onu o zaman göreceğiz. Hani tamam, iş hacmi artmış. Ama maliyetler yükselir. Efendim, finansman giderleri yüklü görüyoruz. Tutar, dönem zararı yazar. Satışları artar ama dönem zararı yazabilir. Şurayı daha detaylı bakalım. Bakalım. Bakın arkadaşlar, toplam gelirler içerisinde oldukça yüksek, %9,5'tan %10'a artmış işletmenin finansman giderleri.
%10 toplam gelirler içerisinde oldukça büyük. Bakın o kadar büyük ki faiz vergi öncesi karlılık payı toplam gelirler içerisinde %22, %10,25 finansman giderlerini ödemesinin sonucunda vergi öncesi karlılığı %11,87'ye gerilemiş. Bunun yanında %1'lik bir vergi muafiyeti kazanmış. Evet, bir önceki yıla göre yüksek oranda dönem kârı sağlamış. Ama finansman giderleri toplam gelirler içerisinde bir hayli paya sahip. Rasyolarına bakalım, çok uzattık. Likidite değerleri azalış eğiliminde ve olması gereken sınırların altında likidite riski taşımakta. Faaliyet oranları vasatın üstünde, kaynak yaratma olumlu, etkinlik oranları gayet iyi, başarılı. Yalnız şurada dikkatimi çeken Edward Altman'ın Z skoruna göre belirsiz diyor. Benim için arkadaşlar, yani Edward Altman'ın Z skorundan daha çok benim baktığım bizim hocalarımızın sürdürülebilirlik risk analizi benim için daha güvenilir bir gösterge. Şirketin yatırımcı açısından riski yok diyebiliriz. Hissenin değeri. Bugün ayın 8'iymiş. Kapatmış bugün bu arkadaş. Dün bugün de piyasa aşağıya geldi. 59.30 kapatmış ayın 7'sinde. 58.95. 59.30. Geri gelmiş. Piyasa da bugün geri gelmiş. Arkadaşlar, hissenin olması gereken fiyatı diğer tarafta. Üyelere özel bölümümüzde hesaplayalım. Piyasa değeriyle gerçek değerinin bir mukayesini üyelere özel bölümde yapalım. Peki, bir başka model şirkette bir başka eğitim konusunda görüşmek üzere diyorum. Lütfen, lütfen sizden. Bakın, YouTube kanalı için isteyen izlesin ister izlemesin. Hiç umurumda dahi değil. Ama X, yani eski Twitter, orayı takibe alırsanız beni memnun edersiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.